Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu velileri ve öğrencileri okullarının statüsünün değiştirilmesini istemedikleri için başlattıkları imza kampanyasına devam ediyorlar. Sen bilirsiniz okulumuzu aynada büyük oyun parkı, çocuk parkı olan okulun karşı tarafı. Oyun sevgini durdurmaya çalışıyoruz. Belediye meydanında toplanan öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan 20 kişilik grup, pankartlarla ve yoldan geçenlerden imza toplayarak eylemlerini sürdürüyorlar. Grubu sevgi yapılıyor. Osman Okulu Ağaç İlk Öğretim Okulu'nda yapılıyor. Ama okulda hiçbir ağaç ve çocukların etkinlik yapabileceği bir alan yok. Okul bahçesinin küçük ve ağaçsız, kapalı spor salonunun olmaması ve betonarme olduğu gerekçesiyle Güler Mustafa Kızıl Ağaç İlkokulu'na çocuklarını göndermek istemeyen velilerden biri de Seray Tosun. İlkokul 2. sınıfta eğitim gören oğlunun okulunun değişmemesini isteyen Tosun, Cumhuriyet İlkokulu'nun alanı geniş, park alanı dahi olsa çocuklarımız kenarda bekleyebiliyor, trafik açısından kendilerini koruyabiliyorlar, ağaçların altında okuma yazma dersi yapabiliyorlar, 4 sınıf birden beden eğitimi yapabiliyor, spor alanları, etkinlik alanları çok fazla, o yüzden biz çocuklarımızın okullarının değişmesini istemiyoruz. Eğer çok gerekliyse Güler Mustafa Kızıl Ağaç Okulu'nun ortaokul ve liseye çevrilmesini, Cumhuriyet İlkokulu'nun bütünleştirilip ilkokul olmasını istiyoruz. Çünkü kapasitesi kaldırabilecek bir kapasitedir ve kültürel bakımdan da Bodrum'un ilkokulu dedi. Güvenlik açısından çok iyi. Burada yol kenarında çocuklarımız hiperaktif. Kendilerini koruma alanında zorlanabiliyorlar. Ne kadar başlarında sınıf anneleri veyahut da servis yetkilileri olsa dahi hiperaktif oldukları için hepsinin aklından gelemeyebilirler. En azından Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun alanı geniş. Cumhuriyet İlkokulu velileri adına okulumuza sahip çıkıyoruz başlıklı basın açıklaması yapan Derya Göçmez şunları söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Cumhuriyet İlkokulu'nu kapatarak öğrencilerini ve öğretmenlerini Güler Mustafa Kızıl Ağaç İlkokulu'na göndermeyi planladı. Çocuklarımızı küçücük bir bahçe içine doldurmaya karar verdiler. Planlamada kamu yararı gözetmediler. Çocuklara, velilere ve öğretmenlere danışmadılar. Eğer bu karar gerçekleşseydi iki okulun toplam öğrenci sayısı 1100 olacaktı. Çocuklar bahçede oynayamayacaklardı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Cumhuriyet İlkokulu'nun 102 yıllık tarihi geçmişini önemsemedi. Okulumuzun mezunlarını, emekli öğretmenlerini, öğrencilerini, çalışan öğretmenlerini göz ardı etti. 2 yıl önce de Bodrum Lisesi'nin adını halka sormadan değiştirmişlerdi. Geçtiğimiz yıl yeni eğitim sistemiyle birlikte ilçedeki tüm okulların düzeni değişti. Yüzlerce öğrencinin ve öğretmenin okulu taşındı. Ancak ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan'ın ve Şube Müdürü Mehmet Ali Durmuş'un eşleri istedikleri okullarda çalışmaya devam ediyorlar. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okulları taşırken eğitimin ilkelerine göre hareket etmiyor. Ancak bu kez oyun bozuldu. Çünkü bugün burada bulunan çocuklar, veliler, öğretmenler ve duyarlı insanlar okullarına ve tarihlerine sahip çıkıyorlar. Ayrıca Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmerdan konunun incelenmesi için valiyle görüştü. Muğla Valiliği bir müfettiş görevlendirdi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da mezun olduğu Cumhuriyet İlkokulu'na sahip çıkıyor. Kızım Cumhuriyet İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Yaren'in söylediği gibi Cumhuriyet İlkokulu bizimdir, biz Cumhuriyet'e aitiz. Her türlü imza kampanyasına ve girişimlerine devam edeceklerini belirten veliler, öğretmenlerden de destek alıyorlar.